toplum özellikle AKP iktidarıyla birlikte toplum büyük bir kriz yaşıyor. Bu kriz sadece ekonomik kriz değil, toplumsal krizdir. Ekonomik, sosyal, siyasal, ahlaki, hemen hemen toplumsal bütün dinamiklerin yaşamış olduğu ortak krizlerdir. Ve bu krizin esas gerekçesi ahlaki yozlaşmanın toplumun bütün dinamiklerine, devletin tepesinden başlayarak toplumun bütün dinamiklerine sirayet ediyor olmasıdır. Dolayısıyla böylesi bir dönemde, böylesi bir çürüme döneminde kanaat önderleri diye tabir ettiğimiz dini önderlerin, din alimlerinin, pirlerin, anaların, dedelerin bu gidişata bir dur demeleri, buna dair kendi fikirlerini ortaklaşmaları çok hayati bir dönemdeydi. Dolayısıyla biz böylesi bir buluşmayı güncel olduğu kadar tarihsel bir sorumluluk olarak da gördük ve kadim Siirt kentimizde bu toplumsal çürümeye artık bir dur demenin ilk toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Evet, Çalıştay özellikle hani çok güçlü geçti, ciddi bir katılımcı listemiz vardı. Bu katılımcıların hepsinin ortaklaştığı nokta, evet, toplumsal dejenerasyon her geçen gün derinleşiyor. Buna karşı toplumun öncüleri olarak ortak bir dil ve tutumla çözüm üretmek en büyük önemli nokta burasıydı. Toplantının en önemli noktası burasıydı. Hem alimlerimizin hem de pir ve dedelerimizin, analarımızın ortaklaştığı mesele burası oldu. Evet, zulüm var, inkar var, asimilasyon politikası var, çürüme ve yozlaşma var. Ve bütün bunların sebebi sadece bir iktidar olarak ifade edeceğimiz bir mesele değil. Evet, başta iktidar olmak üzere hepimizin bu konuda söyleyecek sözü, hepimizin bu konuda verilecek öz eleştirisi ve hepimizin bu konuda dur diyebilecek bir pratiği olmalıdır dediler. Bu konuda ortaklaştılar. Bu açıdan çok önemliydi. Evet, iktidar hani bundan vazgeçmeyecek, bunu biliyoruz. Alimlerimiz de, dedelerimiz de, analarımız da bunun farkında. İktidarın bundan vazgeçmeyeceği, vazgeçme ihtimalinin olmadığını, çünkü iktidarın bunu bir iktidarlaşma aracı, dini bir iktidarlaşma aracı olarak kullandığı hepimizin malumu, en çok da bu kesim biliyor. Bugün burada toplanan alimlerimiz, dedelerimiz, pirlerimiz biliyor. Dolayısıyla onların iktidardan böyle bir beklentisi yok. Ama mücadeleyle, direnişle, karşı duruşla bunu değiştirme gibi bir azimleri var, bir talepleri var. Bunu toplumsallaştırmak için elimizden geleni hep beraber yapmaya çalışacağız. Bu toplantı serimizin ilkiydi. Bundan sonra da devam edecek. İkincisini Dersim'de yapmayı planlıyoruz. Bir mani olmazsa aynı minvalde, aynı gündemle Dersim'de de bir toplantı gerçekleştirip daha sonra Mersin, İstanbul ya da Ankara kentlerimize de benzer çalışmaları sürdüreceğiz. Bu bir mücadelenin biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bir mücadele tarzı olarak ortaya çıkıyor. Yıllardır yürütmüş olduğumuz direniş kültürümüzün bir devamı ve belki yeni bir kulvarda yeni bir söz söyleyerek, yeni bir söz kullanarak karşı çıkmanın durağı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu nasıl bir yol, nasıl bir yöntem ortaya çıkacağını bu toplantıların sonucunda göreceğiz.